Sevgili Kanal Fırat izleyicileri, Şehrin Fotoğrafları programından hepinize iyi akşamlar. Bu hafta stüdyomuza çok değerli bir hocamızı konuk ediyoruz. Ünlü Üniversitesi öğretim üyesi Taner Namlı. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Evet, değerli izleyiciler, bugün Taner Hocam'la beraber aslında Litvanya özelinden hareket edeceğiz ama genel anlamda Anadolu coğrafyasının dışında daha çok Baltık Denizi, Doğu Avrupa ülkelerindeki Türk kültürü ve Türk kültürünün etkisini konuşacağız. Tabii Litvanya'daki dediğim gibi genel olarak Litvanya özelinde Türk kültürünü ve Türk kültürünle Anadolu coğrafyasındaki Türk kültürüyle benzer yönlerini konuşmaya çalışacağız. Evet hocam, isterseniz bu süreç bir yıl kaldınız galiba, evet, Litvanya'da. Süreç nasıl başladı? İsterseniz oradan başlayalım hocam. 2017-2018 yılları arasında Litvanya'da mesleki çalışmalar için bulunma fırsatı yakaladık. Gidişimizin vesilesi Yunus Emre Enstitüsü'nün çalışmaları oldu aslında. Evet. Kamuoyu biliyordur. Yani Yunus Emre Enstitüsü aslında Türkiye'nin en güçlü şu anda kültürel diplomasisini yürüten kurumlardan bir tanesidir. Cumhurbaşkanımıza bağlı olarak çalışmalarını yürütüyor. Ve her yıl dünyanın her yerinden üniversitelere, büyükelçiliklere araştırmacıları Türkçe öğretmek için öğretim üyelerini gönderiyor. Bu vesileyle 2017 yılında bize de Litvanya'da Türk dili üzerine çalışmalar yapmak, Türkçe öğretmek ve Türk kültürü üzerine bazı temaslarda, araştırmalarda bulunmak üzere böyle bir görev tevdi edildi. Bu fırsattan istifade ederek bir yılımızı orada geçirdik. Tabii bizim için, Türkiye için aslında Litvanya çok bilinen, çok göz önünde olan bir ülke değil. Açıkçası ilk bu konu konuşulduğu zaman haritaya bakma ihtiyacı hissettik. Neresidir, ülke hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bu macera böylece başlamış oldu. Ve döneli tabii epey bir süre oldu. Fakat bu vesileyle, belki program vesilesiyle Litvanya'daki Türk arkeoloji çalışmaları, Türk varlığı, Türk kültürü üzerine bizim de gitmeden bilmediğimiz, hiç farkında olmadığımız bazı şeyleri belki paylaşma, evet, fırsatı bulacağız. Şimdi coğrafi olarak da bize bayağı uzak bir ülke, Baltık, evet, Denizi kıyısında, işte Doğu Avrupa. Evet, ortalama 3500 kilometrelik yani bir uzaklığa yağmurlar sahip ülkesi. Evet, yağmurlar ülkesi anlamı var. Litvanca'da Lietus yağmur demek, Lietuva yağmurlu yer anlamında. Litvanya ismini doğrudan alıyor, yağmurlar ülkesi. Bu ismi sonuna kadar hak ediyor. Çünkü dünyada herhalde en çok yağmur yağan ülkelerden birisidir. Yılın 10 ayı yağmurla karşılaşabilirsiniz orada. Kuzeydoğu Avrupa ülkesi. Çevresindeki ülkeler işte Estonya, Letonya, Beyaz Rusya, Kaliningrad, Polonya gibi ülkeler var. Yani 3 Baltık ülkesinden birisi. Evet. Litvanya. Şimdi hocam, az önce aslında konuya giriş yaparken belirttiniz. Yunus Emre Enstitüsü vasıtasıyla gittiniz. Evet. Bir yıl orada bulundunuz. Şimdi kültür diplomasisi, hani bulunduğumuz süreç içerisinde dünya üzerinde belki işte hani sıcak savaşların bitip, tabii, soğuk savaşların başladığı, kültür savaşlarının başladığı, etkili olduğu bir dönemdeyiz. Tabii ülkemiz açısından da Türk kültürü açısından da, Türkoloji açısından da bu tür çalışmaların, faaliyetlerin dünya üzerinde yürütülmesi önemli. Ki bu çalışmalar sağlıklı bir şekilde yürütülmeyince işte başımıza birkaç yıl önce gelen çok kötü, evet, belalar var. Evet. Yani hani devlet bu alanı doldurmayınca farklı mecralar tabii ki, tarafından tabii bu ki, alan tabii dolduruluyor. Ki. İsterseniz bu kültür diplomasisi anlamında Yunus Emre Enstitüsü'nü biraz açalım. Evet. Yani Türkiye'de son 10 yıldır, belki 5-6 yıldır yaşanan süreç herkesin malumudur. Ama devlet kendisini tanıtma, birebir kendi imkanlarıyla, gücüyle, hiçbir şeye yaslanmadan, kendi referanslarıyla kendisini sunması belki en sağlıklı yoldur. Son yıllarda Yunus Emre Enstitüsü bunu üstlendi. Yani Türkçeyi, Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği devlet görevlileri olarak hocalar, öğretim üyeleri, araştırmacılar anlatıyorlar. Devletin kontrolünde bu. Ve bu devlet politikası haline geliyor. Yani hiçbir kliğin, hiçbir yapının şeyi olmadan Türkçenin tanıtımı, Türk kültürünün tanıtımı. Dolayısıyla ulaştığımız ülkelerdeki
bütün sevgi, alaka, muhabbet doğrudan devletimize oluyor. Bu devletimize hizmet, milletimize hizmet. Şimdi biz bunun gitmediğimiz yer bizim değildir. Evet. Hani öyle bir şey söyleriz. Varlığımızı hissettirmediğimiz hiçbir yerde kendi varlık iddiamızda bulunamayız. Dünyanın neresine giderseniz gidin Türk vardır. Bir şekilde iz bırakmışız. Yani tarihi süreç içerisinde Afrika'dan ta Güney Amerika'ya kadar, Kuzey Amerika'ya kadar izlerimiz var. Ama önemli olan bu izleri yaşatabilmek. O bağlantı noktalarını tekrar canlandırabilmek. Yani bugün kültürel diplomasiyle halklar arasında bir bağ kuruluyor. Mesela Litvanya özelinde söyleyeyim. Litvanya'yı biz çok iyi bilmiyoruz. Ama Litvanlar Türkiye'yi çok iyi biliyorlar. Çünkü her yıl Litvanya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı, ticari veya turizm amaçlı 100 bini geçiyor. Bu müthiş bir rakamdır. Evet. Çünkü Litvanya'nın nüfusu 3.750.000. Şimdi 3.750.000 kişiden, tabii Litvanya dışında Litvanlar var, 100 bini aşkın turist özellikle Akdeniz bölgesine geliyor. Yani Türkiye'yi tanıyorlar ama turizm yönünde tanıyorlar. Turizm şeyle tanıyorlar. Bu bir kanal bizim için, vasıta. Yani biz bunu kullanarak bir kültür diplomasi, turizm diplomasimiz var ama bir kültür diplomasi de meydana getirebiliriz. Ki getiriyoruz. Yani çok güçlü şeylerimiz var. Şimdi hocam biz yani millet olarak tarihle övünen bir milletiz. Yani zamanla nostalji anlamında da bunu çok yapıyoruz ama hani içini ne kadar dolduruyoruz, ne kadar sağlıklı yürütüyoruz o tartışılır evet. Tabii. Hani son zamanlarda bu anlamda olumlu veriler var. İşte yani en çok kullandığımız tabir belki Avusturya'dan Çin Seddi'ne kadar bir Türk varlığından söz ediyoruz. Tabii gerçek anlamda az önce bahsettiğiniz noktada içini doldurarak kültürel diplomasiyi gerçekleştirirsek herhalde hani o geçmişte işte Osmanlı'da oralarda hükmettiğimiz o topraklarda bugün halen Türk varlığının izleri var. Evet. Ve bize düşen sadece bunu yaşatabilmek ve olumlu ilişkiler kurabilmek. Sahip çıkabilmek. Yani. Bizimdir diyebilmek. Bizim hatıramızdır diyebilmek. Yani dünya artık böyle bir şeyi çok olumlu karşılıyor. Yani eğer millet olarak, insan olarak sıcak yüzünüzü gösteriyorsanız köprüler kurabiliyorsunuz. Yani dünya artık buna çok açık. Çünkü o şeyi yapılar yıkılmaya başlıyor dünyada. Belki buna küreselleşme sebep oldu. İletişim olanaklarının çoğalması oldu. Hoşgörü iklimi ister istemez yeşeriyor. Bu medeniliğin bir vasfı. Yani dünya medenileştikçe insanlar arasındaki ilişki de daha sağlıklı hale gelecek. Şimdi bizim orada mirasımız var. Yani Litvanya'da bir Türk varlığı var. Türk mirası var. Ve o kadar geniş bir tarihi perspektife sahip ki bu. Yani bunu belki bu konuyla ilgilenmemiş olan tarihçiler, edebiyatçılar, kültür araştırmacıları bile belki farkında değil. İsterseniz oradan belki bahsedebilirim. Şimdi Litvanya tarihi kaynaklarda ilk bir Alman el yazmasında Litvanya diye bir bahis var. Evet. Şeyden bahsetmek için bunu söylüyorum. 1000'li yıllarda, 1900'dan bir el yazmasında geçiyor Litvanya ismi. Ve Baltık kabileleri dağınık, yani aslında Viking bir şeyi de vardır. Hani televizyonlarda dizileri de döndüğü için ister istemez bir izleyici sempatisi de var Türkiye'de. O Baltık ve Viking kabileleri dağınık olarak 200 yıl yaşıyorlar o topraklarda. Ama 1250'lerde falan Minduguas adında bir Litvan komutan bunları toparlıyor ve ilk hükümdarı oluyor bunların. Ve bizim tarihi olarak Türklerin temasları da ta o yıllara dayanıyor. 1200'lü 14. yüzyıllara dayanıyor. Çünkü bunlar Litvan düklüğünü kuruyorlar, genişliyorlar bir süre sonra ve 14. yüzyılda Avrupa'nın en büyük devletlerinden birisi oluyor. Hatta en büyük devleti olarak geçer Litvanya düklüğü. Baltık kıyılarından Karadeniz'e kadar, Kırım'a kadar bir coğrafyayı egemenliği altına alıyor. Ve bu da o dönemlerde Altın Ordu hükümdarlığı, Tatar Türkleri bunlar, onlarla komşu oluyorlar. Kırım Hanlığı var o şeyde, bölgede. Bunlarla komşu oluyorlar, savaşıyorlar ve Türklerle teması başlıyor. Altın Ordu hükümdarlığı ile aralarında bir savaş var.
Ve o savaştan sonra Türkler, Tatar Türkleri Litvanların içine karışıyor ama tam olarak kestirilemiyor. Acaba savaş esiri olarak mı katılıyor bu Türkler, yoksa sığınmacı olarak mı katılıyorlar? Ve özellikle Timur Altın Ordu hükümdarlığını dağıtınca Tatarların bir kısmı yine Litvan düklüğüne sığınıyor. Ve Litvanya, Polonya ile savaşlarında asıl kritik nokta şu, Tatarların savaşçılığından faydalanıyor. Üstün savaş stratejilerini görüyor. Yani kendilerine sığınmış Tatarlar var, dağılmış Tatarlar. Ve bunlar Polonya ile olan savaşlarında müthiş stratejik başarı gösteriyorlar. Ve bunlara dönemin hükümdarları çok değer veriyorlar. Bunları adeta bir koruma ordusu gibi, muhafız ordusu gibi kullanıyorlar. Ve bizim tarihsel Müslüman Tatarlar bunlar. Evet. Ve tarihi seyrimiz onu baz alırsak 600 yıldır devam ediyor. Yani bugüne kadar halen orada evet. Bir Türk varlığı var, İslam varlığı şimdi var. Hocam bu arada yayın odasından resimler de evet. Ekranlarda. Şimdi burası Trakai denilen bölge. Bu da mesela Karay Türkleri. İşte Trakai'de yaşayan Vilnius, başkent Vilnius'u 15 kilometre uzaklıkta. Hı hı. Bu bir yemek menüsü. Eğer okunursa şu görülecektir. Anadolu Türkçesiyle en yakın Türk. Ya benim buradan okuyabildiğim lehçesi, kadarıyla mesela evet. Biber. Biber. Aynen. İşte börek sadece bir harf değişikliğiyle. Karay Türklerinin Türkçesi, Yahudi Türkleri olarak Karay Türklerinin Türkçesi Anadolu Türkçesine en yakın lehçelerden birisi evet. olarak gösteriliyor. Bu çok önemli bir şeydir aslında. Yani 600 yıldır bunu halen şu anda gittiğiniz zaman Trakai'de bir restoranda size bu menü geliyor ve rahatlıkla Türk olarak bunu anlayıp siparişinizi verebiliyorsunuz. Evet, Trakai Kalesi. Bu kalede yerleştiriliyor Türkler. Hazar Kağanlığı'nın şeyleridir, mensuplarıdır bunlar. Yani Yahudi Türklerdir. Ama bunlar Talmud'u reddeder, Tevrat'ı benimserler. Kendilerine göre bir inanç şeyleri vardır, çizgileri vardır. Hatta bu mezhebin, Yahudi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife ile hapis hayatı yatmış ve ondan da etkilenmiştir. Hanefilikten de etkilenmiştir. Yahudi Türkler olarak varlıklarını sürdürüyorlar. 19. yüzyıla kadar 3 aileye kadar düşmüştür bu Karay Türkleri. Fakat şu anda zannediyorum 150 kişi kadar Yahudi Türk'ü, Karayim Türkleri de denir bunlara. Karay Türkleri, Trakai'de yaşıyorlar. Şimdi hocam hani hem Karayim Türkleri açısından baktığımız zaman hem de az önce bahsettiğiniz o yemek menüsündeki benzerlik evet. Anadolu Türkçesiyle hemen hemen işte bir harf değişikliğiyle. Tabii tabii. Yani o da ünlü harf yani benzer olduğu için bir şey de yok. Sadece yani, yuvarlaklaşma ve düzleşme farkı var. Biz daha çok yakın var. Coğrafyalarımızdaki evet. Bazı lehçelerle bile o şeyi kaybetmişken bunlar yaşıyor. Şimdi orada. Şunu da sormak istiyorum hocam size. Şimdi az önce hani bahsettik yaklaşık 100 bin Litvanyalı her yıl Türkiye'ye geliyor. Gerçi evet, hani evet. Akdeniz sahillerine turizm açısından geliyorlar ama orada bir yıl bulundunuz. Bu süreç içerisinde genel anlamda baktığınız zaman Türklere ve Türk kültürüne bakış açıları nasıl? Türklere çok ciddi bir hayranlıkları var. Fakat bu hayranlığın temeli turizm. Evet. Yani güneşli bir ülke olduğumuz için yani bizi seviyorlar. Kültürel veya tarihsel anlamda değil de. Hani... Evet, yani çünkü aslında çok bilgi sahibi değiller. Ha, Türk varlığı var işte, Tatar Türkleri evet. var. Fakat biz maalesef yüzyılların getirdiği şeyle kopmuşuz. Fakat Türkiye'ye karşı ilgileri var. Çünkü ben üniversitede Türkçe dersleri de veriyordum. Seçmeli ders olarak alıyordu öğrenciler. Katılım oranları gayet iyiydi. Ve akşam kursları alanlar vardı. Yani diyelim belli bir yaşın üstündeki insanlar Türkçe öğrenmek için akşam kurslarına gelip 3 ay işte kurlarla Türkçe dersi alıyorlardı. Türkiye'yi gezmeye geliyorlardı, seyahate geliyorlardı. Biliyorlar fakat yeteri kadar tanınma problemimiz var. Asıl mesele bu. Şimdi bunun için kültür diplomasisinin çok güçlü tutulması gerekiyor. Şöyle bir hatıramı anlatayım. Üniversitede bir sunum oldu. Tabii Litvan öğrenciler, başka milletlerden de öğrenciler var. Sunum yapıyorlar, öğretim üyeleri de var. Orada... şu antikacılarda satılan bazı lambalar vardır, böyle süs eşyaları. Hı hı. Bana bir
Hoca dedi ki işte Türkiye'de dedi Anadolu'da bu lambaları evlerine koyarak hac görevlerini yerine getirir. Müslümanlar gibi bir şey söyledi. Şimdi bu çok trajikomik bir bilgi. Yani ona itiraz ettik, düzelttik böyle bir şeyin olmadığını. Fakat bu bilgi, bu rivayet nasıl gitmiştir? Yani oraya nasıl ulaşmıştır? Nasıl ulaşmıştır? Yani bu hale gelmiştir. Şimdi dolayısıyla o zaman orada İslamiyet'in de doğru bir şekilde anlatılması, yani üniversite salonlarında bu konuşuluyorsa ciddi bir halk kültürü olarak da anlatılıyor. Tabii. Böyle Anadolu'da. Fakat bunların işte Türkiye'den giden hocalar tarafından ya da devletin resmi şeyleri tarafından sürekli bilgilendirme yaparak, kültürel diplomasi geliştirerek anlatılması gerekiyor. Burada da bu görüntüde de mesela Galina Miskiniyene, doçent doktor Galina Miskiniyene önemli bir Türkologtur. Şu anda halen görev yapıyor. O Kırım Türklerinin bir dönem lideri, Tatar Türklerinin liderliğini de yapmıştır. Kırım'daki Türklerin soykırımı anısına bir Rusya tarafından bir program düzenlemişti. Evet. Kırım Türküleri seslendirilmişti. Bir konuşma yapmıştı orada. Başkent Vilnius'ta bir toplantı gerçekleştirmişti. Buradaki çocuklar Tatar çocuklarıdır. Tatar. Evet. Şimdi hocam hani hakikaten az önce söylediğiniz nokta önemli. Şimdi meramınızı, derdinizi doğru ve etkili bir şekilde anlatamayınca o boşluklar farklı şekilde dolduruluyor. Evet. Hani devlet eliyle, Yunus Emre Enstitüsü eliyle bu işlerin artık yürütülmesi evet. Bir aşama. Tabii ki. Bir iyi başlangıç bence. Evet. Fakat hani şimdi hem inançsal boyutta, dini inanç anlamında yanlış. Mesela verdiğiniz örnek çok ilginç bir evet, örnek. Evet, yani evet. O noktaya nasıl gelmişler işte tabii ki. Anadolu'daki gibi ışıkla hacı oluyorlar gibi bir yanlış bir evet. ibare. Gerçekten hani hem sizler gittiniz gördünüz hem de bundan sonra gidecek akademik anlamda veya diğer anlamda kültür elçisi diyebileceğimiz insanların doğru ve sağlıklı bir şekilde anlatması lazım ki. Yapılması gerekiyor. Tabii ki. Yani bahsettiğimiz yer Vilnius Üniversitesi şarkiyatçılığın merkezlerinden birisidir. Yani Doğu araştırmalarının Avrupa'da yapıldığı önemli merkezlerden birisidir. Vilnius Üniversitesi 1579 yılında kurulmuştur. Kuzeydoğu Avrupa'nın en eski üniversitesidir. Bir Cizvit Papaz Okulu olarak kurulmuştur. Halen o tarihi binalarda ders yapılıyor. Ve o Tatar Türkleri, Karayim Türkleri orada olduğu için, İslamiyet de orada varlığını gösterdiği için o yüzyıllardan. Evet, bu da Alexander Melikov, halk edebiyatı araştırmacısı, Galina Miskiniyene, Natalia Statkiyene, bunlar da Türkologlardır. Halen görev herhalde yapan. Türk mezarı mı hocam? Hani evet. Az önceki mezar taşında da Türk bayrağı evet. vardı. Evet, Türk bayrağı vardı. Birinci Dünya, bu da mesela cami şeydir, Kırk Tatar köyünde. Bu da yıkık bir minaresi kalmış bir cami, hatırası kalmış. Bunlar Türk izleri. Evet. Yani oradaki Türk mescitleri. Yani mimari olarak aslında izlerimiz var. Kesinlikle. Bakın, 1819. yüzyılda Harry Norris adında bir araştırmacı bölgeyi Bahrul Zulümat deniyor oraya. Baltık Denizi'nden kaynaklanan Zulümat, Karanlıklar Denizi. Bahrul Zulümat coğrafyasını anlatırken diyor ki, buraya Türkler geldiği zaman, özür diliyorum, Müslümanlar, Tatarlar geldiği zaman şaşırmışlardı diyor. Yani çünkü karşılarında ateşperest Vikingler vardı. Onların inançlarını anlamaya çalıştılar. Çünkü onlar ateşe değer atfediyorlardı, tepelere, dağlara, ağaçlara biraz paganizm izleri vardı. Bunlar diyor hayretle karşıladılar. Fakat diyor daha sonra uyum sağladılar. Muhammed Murat Remzi adında bir araştırmacı da bir eserinde bahseder. Şöyle diyor, buradaki Müslümanların kaderi diyor unutkanlığın ağı diyor sardı. Bir örümcek ağı gibi sardı. Onlara dillerini pek çok şeyi unutturdu ama Müslüman olduklarını unutturmadı diyor. Bunun da altını çiziyor. Evet. Yani evet pek çok şey unutulmuş olabilir. Ama Müslümanlığın izi onları bugüne taşımıştır. 600 yıldır halen onlar Tatar Türkleri, biz Müslümanız. Karayimler Yahudidir ayrı. Ama Tatar Türkleri biz Müslümanız diyorlar. Ve camilerinde ibadetlerini yapıyorlar bugün. Şimdi, ve Diyanetimiz de destek oluyor. Evet. Zaten tabii. Önemli olan hani hemen hemen her konu başında ona değiniyoruz. Yani devlet eliyle bu işlerin yürütülmesi, evet. Geçmişte sıkıntılarını çektiğimiz mevzular bunlar.
daha sağlıklı bir şekilde yürüyecek. Şimdi mimari izler var dedik. İsterseniz biraz mimarisinden bahsedelim genel anlamda. Evet. Çünkü bizim hani genel anlamda bizim ülkemizin dışına çıkan herkes işte her ülke mimarisine sahip çıkıyor. Tabii. Hani bizim gibi tarihi binaları böyle kat karşılığı tabiri caizse evet, bir katı beş kata çevirip de evet, tamamen ticari bir beklenti içerisine girmiyorlar. Belki evet, hani maddi imkanlarla diyeceğim ama çok da sağlıklı bir şey olmayacak o evet, kelam. Oradaki yani, mimariyle bizim şu an mevcut tabii mimarimizi karşılaştırdığınız zaman değerlerine sahip çıkma anlamında nasıl tablo çıkıyor karşımıza? Tabii bundan üzüntüyle bahsedeceğim. Tabiatıyla. Şimdi Vilnius, başkent Vilnius, 10 şehir vardır. Evet. Yani Litvanya çok büyük bir ülke değil. 10 şehir var, başkent Vilnius. Bu Vilnius çok eski bir şehir ve şöyle söylenir, Baltık'ın Roma'sı denir. Yani İtalya, Roma gibi bir şehir. Hı hı. Ve hatta şunu iddia ederler, Katolik mimarisi dünyada en çok kendisini Vilnius'ta gösterir. Yani her taraf Katolik mimarisinin, işte o gotikte barok tarzı eserlerin örnekleriyle dolu. En ücra küçük sokaklar bile. Fakat işin işte bahsettiğiniz şaşırtıcı yanı onun bugüne yaşatıla gelmesi. Evet. Ve geçen yıllarda da kültür başkenti olarak ilan edilmişti tabii hakkıyla. Şu prensip uygulanır Vilnius'ta. Binanın dışına hiçbir şekilde tadilat yapamazsınız. Bunu devlet kontrolüyle yapabilirsiniz. Sizin şahsınıza ait olsa bile bina. Fakat içinde istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Yani dışarıdan 150 yıllık görünen bir binanın içerisine girdiğiniz zaman çok lüks bir stüdyo evle karşılaşabilirsiniz. Aslında çözümü üretmişler. Çözümü üretmişler. Evet, dediğiniz gibi yani iç yaşamı bugüne çevirebilmiş. Modern hayata çevirmiş. Konforlu hale getirmiş. Hı hı. Ama dış yapı o şeyi asla bozmuyor. Tarihi dokuyu ve kültürel dokuyu bozmuyor. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Hani belki zaten %80'ini kaybettik. Yani o anlamda çok tabii büyük ki bir dezavantaja sahibiz ama en azından var olanlar açısından. Şimdi Elazığ özelinde konuşmak istiyorum. Tabii, mesela tabii, işte tabii, şehir merkezine baktığınız zaman bizim Nail Bey Mahallesi'ndeki sokağın ismi şu an aklıma gelmedi de birkaç tane. Evet, Kazım Efendi. Kazım Efendi sokakta işte birkaç tane belki tabii ev kalmıştır. Ev kalmış. Cumbalı evler. İşte Arput'ta son zamanlarda yapılan bir takım restorasyonlar tabii, var falan. Ama Türkiye geneline baktığınız zaman şimdi mesela ben bugün televizyonda bir programdaydı. İşte Mardin'le ilgili bir laf söyledi. İşte mimarisi eşsiz. Ama Türkiye geneline baktığımız zaman bu il sayısını 3'ün 4'ün üstüne çıkaramıyoruz. Genel anlamda yıkmışız. Evet. Şimdi şöyle bir şey geliyor aklıma. Acaba hani bizim hani bu hızlı tüketim şeyimiz var ya, toplumsal olarak böyle hızlı bir tüketim içerisine giriyoruz. Biraz sömürücüyüz. Hı hı. Bir an önce sömürüp popüler kültüre ayak uydurmak evet, gibi evet, de bir dezavantajımız var. Evet. Ne derece etkili oldu bunlar bu mimariyi yok etmekte acaba? Yani şimdi bizim maalesef bu hasletimiz 150 yıldır evet, gittikçe zayıflayan bir haslet. Toparlamaya çalışıyoruz fakat hep yama yaparak. Kampanyalar efendim belki günübirlik şeylerle. Fakat mesele aslında yine aynı şeye geliyor. Daha üstün bir bilinç aşılamak zorundayız. Yani mimarinin bir haysiyet meselesi olduğunu şey yapmak zorundayız. Şimdi Vilnius bir dünya şehridir. Evet. Elazığ da bir şehirdir. Bu da bir dünya şehridir. Niye? Çünkü tarihi bir maziniz var, sizin Urartulardan kaç bin yıllık maziniz, kaleniz var, mühür olarak duruyor. Bu iki şehri yan yana getirip karşılaştırmakta hiçbir beis yok. Biraz önce yaptığınız gibi. Şimdi gidersiniz, Vilnius'un da sokaklarında dolaşırsınız, Elazığ'ın da sokaklarında dolaşırsınız. İşte niye bu hale getirdik, yıktık? Bu şehir niye yaşadı? Bin yıldır, 500 yıldır o binalar yaşıyor, yaşatıyoruz. Bu saygıyı nesillere aşılamak lazım. Yani işin ciddiyetini biraz eğitimle bence yaşatarak evet, vermek lazım. Yani tarihi bir esere ismini kazırken canı acımalı bir insanın. Yani bir tuğlayı yıkarken bir yerden bir yere işte yıkıp taşırken falan vicdanı kanamalı. Yani bu bir bilinç meselesi. İşte o bilinci bir türlü oluşturamadık ve o bilinci vermek gibi bir çabamız da olmadı bizim geçmişte hocam. Yani daha yeni belki
konuşuyoruz biz bu konuları. İşte maalesef Cumhuriyet'te devlet eliyle bile oldu. Evet. Yani bazı valiler o şeyde Elazığ'ın yeniden yapılanmasında bu tarihi bir gerçekliktir yani. Bunu şey yapmıyoruz fakat şahsi şeylere kurban etmişlerdir, yıkmışlardır. Getirip buradan yeniden binalar falan şeyi kaybolmuş, haysiyeti kaybolmuş. Son 10 yılda bile Elazığ'da 100 yıllık binaların yıkıldığını görüyoruz. Doğru adımlar değildi. Kim hangi şey adına savunursa savunsun. Aslında bu anlamda şey yok herhalde hocam. Hem Elazığ'da hem Türkiye genelinde baktığımız zaman şehir planlaması. Tabii. Şehir planlaması yapılırken belki sadece teknik boyutları konuşuluyor. İşte altyapısı konuşuluyor. Onun da ne kadar yapılıp yapılmadığı tartışılır da. Yani sadece bu boyutlar üzerine yoğunlaşılıyor. Ama olayın kültürel boyutu, tarihsel süzgeci bunlar üzerine yorum yapılamıyor. Yani bilmiyorum var mıdır siz duydunuz mu hani bir şehir planı hazırlanırken işte bir imar planı çıkarırken o komisyonda kaç tane tarihçi, kaç sanat tarihçi ben duymadım bilmiyorum. Elbette, yani. Elbette. Yani şimdi şikayet edilir Elazığ'ın turizm işte potansiyeli turizm uğrak noktası olup olmaması hususunda. Fakat getirdiğiniz zaman kaç tane eseri gezdirebileceksiniz? Bu eserler ne kadar tatmin edecek, ne kadar hayranlık uyandıracak? Yani bunu düşünmemiz lazım. Yapıyoruz bu tür gayretler içerisindeyiz. Evet, son fakat birkaç yıldır özellikle gayretler var. Maalesef bazı şeylerin var. De artık treni kaçmış oluyor. Yani kimse kusura bakmasın ama yıkıla yıkıla gelen bir şeyi artık bir yerde durdurmak, bir iki şey sizi kurtarmıyor artık. Tarihi bir şehir olarak kendinizi var edemiyorsunuz. Yani en azından bu anlamda bahsedemiyoruz maalesef. Ama şimdi işte bu Avrupa kentlerinden, işte Vilnius falan, her sokakta izler bulursunuz. Yani o şeyi başarmak lazımdı önceden. Bazı şeyleri önceden hesaplayıp önlemini almak lazım, yaşatmak lazım. Bir de bütün düşünmek lazım. Yani parça olarak değil de hani hem şehir işte tarihsel mimari olacak, hem o gelen insanları tarihsel kültürel anlamda doğuracaksınız. Bravo. Hem mutfak kültürel anlamda doğuracaksınız. Bravo. Yani hepsi. Edebiyatı da. Benim eleştirdiğim bir nokta vardır. Hocalarımız kızabilirler. Elazığ şiirin başkenti, kültürün başkenti gibi söylemler aslında yuvarlak söylemler olarak kalıyor. Böyle bir soyut başkentlik şey yoktur. Yani misyonu vardır. Şiir birikimi, kültür birikimi had safhadadır. Fakat kültür topyekün bir şey içinde olursa bir şey ifade eder. Yani mimari anlamda da, mutfak anlamda da, her anlamda da bunları yaşatmak zorundasınız yani. Maalesef bazı çabalar yaya kalıyor o zaman Elazığ özelinde. Yani çünkü biz şöyle insanlarız, Elazığlı insanlar olarak gittiğimiz her coğrafyada kendi memleketimizi ayna tutuyoruz. Yani gezdiğimiz sokaklarda vahlanıyoruz. Siz bu soruyu o niyetle sordunuz zannediyorum. Evet. Aynı şeylerle çünkü zihninizde o canlandı. Birdenbire buraya döndünüz orayı anlatırken. Çünkü gittiğimiz her yerde Avrupa'da da gezsek, nerede gezsek bizim memleketimiz niye bu şeyde değil? Ya şimdi şu var hocam hani şey anlamında değil bunu. Yani siz de takdir edersiniz. Geçmişte beraber de bir takım çalışmalarda bulunduk. Şimdi 4000 yıllık kadim bir kültürden bahsediyorsunuz. İşte ta Urartılar'da ve daha öncesine uzanan bir coğrafyadan bahsediyorsunuz. Tarihten bahsediyorsunuz. Yapı kale olarak var. Bir takım mimari unsurlar halen devam ediyor. Ki özellikle hani Sayın Valimizin de son birkaç yıldır gayretli çalışmaları var bu konuda. Ama hani her şeyi topyekün yani tabiri caizse legoları birleştirmeden o şeye ulaşamıyoruz bir türlü. Bu hani umutsuzluk, olumsuzluk anlamında da algılanmasın. Tabii ki değil. Akılcı çözümler olması yani lazım. Ama bilinci yerleştirip dediğiniz gibi akılcı çözümlerle iyi adımlar atılır. Ha, siz şunu dediniz. Hani sizin aklınıza karşılaştırmak geliyor şehrinize. Evet geliyor. Tabii ki. Hani bahsettiğiniz İspanya'daki şehir kadar benim şehrimin de kültürü var. Elbette. Tarihi birikimi var. Elbette. Yani haklı olarak ben de onu hani bizde niye yok veya niye başaramamışız, niye yok değil de var ama niye başaramamışız. Tabii ki. Ha, bu siyasi bir şey değildir. Bu kesinlikle gündem oluşturmak için yapılan bir şey değildir. Çünkü şahıslarla veya yani gündemle alakalı bir şey değil. Temel problemimiz insansa eğer, evet. Yani memleketin temel sorunu insan yetiştirmektir, nesil yetiştirmektir. Bunun yollarından birisi de işte mimariden geçer. Yani çok şey bir alan dışına çıkacağım belki ama siz bahçeli, ferah evlerde yetiştirdiğiniz bir çocuğu değil mi? Bir süre sonra dar, işte mimari şeyi eksik, estetiği eksik, küçük evlere hapsedemezsiniz. Yani bir insan bahçede ağaçla, kuşlarla, tabiatla tanışmışsa, temas etmişse
onun duygu dünyası başka türlü neşet evet. eder. Başka türlü bir duygu dünyasına ve bilince sahip olur. Bizim mimaride aradığımız şey bu. Yani sahip olduğumuz o mimari geleneğin bir estetik ve güzellik tarafı var. Bizim ruhumuza güzellik katıyorlar. Biz onları arıyoruz. Ve ona göre yetiştirdiğiniz insan da dar kafalı oluyor. Veya saygı duyuyor ona göre. Yani hayal dünyası da farklı olabiliyor, psikolojisi de farklı olabiliyor. Evet. Hani çok şikayet ettiğimiz bir durum. Erken bıkan bir nesille karşı karşıyayız. Erken tüketen, erken şikayet eden bir nesille evet. karşı karşıyayız. Bu tek başına olan bir şey değil. Mimarinin de etkisi var, beslenmenin de etkisi var. Elbette. İşte hani konular çok çeşitleniyor da. Hani yine isterseniz biz hocam Litvanya'daki özelden devam edelim. Bu da Vilnius Üniversitesi'nde yapmış olduğumuz bir etkinliğin fotoğrafıdır. Mehmet Akif Anma programı düzenlemiştik. Onların da milli şairlerinden birisi, evet, Türkiye'den bazı öğrenciler vardı, Litvan öğrencimiz. Onların da milli şairlerinden birisiyle Mehmet Akif'i bir programda anmıştık. Çünkü Litvanlar da milli bilincilerine çok düşkün bir toplumdur. Uzun yıllar, hatta 100 yılı, 200 yılı aşkın bir süre Rus esaretinde kalmışlar. Mahvetmiş Ruslar bu Litvan toplumunu. Fakat Litvan toplumu o şeyini kaybetmemiş. Bilincini kaybetmemiş ve 1990'da Rus egemenliğinden kurtulan ilk devlettir Litvanya. Evet. Müthiş bir bağımsızlık şeyi veriyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlara karşı 800 bin insan ölüyor Litvanya'nın. Yani. Çok önemli bir rakam. Milli onuruna çok düşkün bir Vilnius Üniversitesi'nin önünde. Hocam şimdi bir de şu boyutu geliyor. Yani 90'larda büyükelçimiz. Evet, eski evet. büyükelçimiz Aydan Yamancan hanımefendi şu anda Türkiye'de. Bu da Galina Hanım, Natalya Hanım, Türkologlar. Özür dilerim hocam. Yok, estağfurullah. Şimdi 90'larda Ruslardan bağımsızlığını ilan evet. ediyorlar. İlk bağımsızlığını ilan eden ülkelerden birisi ki savaşta da çok bir nüfus yapısını kaybediyor. Tabii. Tabii. Ekonomik anlamda baktığınız zaman ekonomik nasıl bir ülke? Çok güçlü bir ülke değil. Yani 5-6 yıl önce Euro'ya geçti. İşte ondan öncesinde Avrupa Birliği'ne üye olmuştu. Birkaç yıl öncesinde Litvanya. Fakat ekonomik durumu çok güçlü bir ülke olmadığı için dışarıya göç veriyor. Özellikle Baltık ülkelerine. Çünkü kuzeyde İsveç ile komşu, Finlandiya ile ve Norveç ile komşu. Asgari ücret neredeyse 500-600 euro çalışılıyor. Bugün Norveç'te bir asgari ücret 2000-2500 euro kadar. Dolayısıyla Avrupa Birliği ve şey imkanlarından faydalanarak gençler, özellikle genç nüfus Litvanya'yı terk ederek başka ülkelerde çalışmaya gidiyorlar. Bu şunu işaret ediyor. Yani bir ülkenin ekonomik durumu o ülkenin geleceğiyle ilgili nasıl vahim bir şeye sebebiyet veriyor. Ülke nüfusunda ciddi bir azalma var. Ki genç nüfus gidiyor, en tehlikelisi. Evet, milli şeyleri de o kadar güçlü bir toplum olmasına rağmen. Yani ekonomi işte hani bizde de zaman zaman farklı alanlardaki sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Evet, evet. Ekonominin yansılamaları ama hani genç nüfusun genç ki bu nüfus, kadar kültürüne bağlı bir evet. ülkede genç nüfusun gitmesi. Yani tabii nüfus da biraz az olduğu için 3 milyon 750 bin gibi bir şey. Belki dışarıdakileri de toplasanız toplam dünyadaki nüfusu 5 milyon yapabilir. Fakat ülke kendini toparlamaya çalışıyor. Yani kolay değil çünkü Rus işgali, savaşlar yani müthiş yıkımlar geçirmiş acılı bir ülke Litvanya. Evet. Hocam farklı bir boyuttan bakmak istiyorum da mutfak kültürü anlamında baktığınız zaman evet. şimdi bizde şöyle bir şey vardır işte hani Anadolu coğrafyasının dışına çıktığınız zaman özellikle batıya doğru gittiğiniz evet. zaman hani bir efsanedir yiyecek bir şey bulamadık bize evet, hiç hitap evet, etmiyor evet, doğru. gibi. Hani Litvanya kültürel anlamda Türklerin var olduğu bir yer tarihsel evet. süreç içerisinde. Bu mutfağa yansımış mı veya o yansıma günümüze kadar devam etmiş mi? Yani Karay Türkleri kendi dar çevrelerinde o yeme içme kültürünü yaşatıyorlar. Türk varlığına bağlı olarak. Tatarlar tabii ki. Fakat Litvan mutfağıyla Türk mutfağı birbirine çok uzun, uzak iki mutfak. Bayağı muzdarip olduğumuzu söyleyebilirim özellikle. Fakat Karay menüleri tabii bu şeyi biraz tabii Türkler de var ama özellikle Azerbaycan Türkleri çok yaşıyor Litvanya'da. Fakat Türkiye Türklerinden de iş adamları, girişimciler
diplomatlar, yani eğitim, öğretim şeyle öğrenciler yaşamasına rağmen. Bu noktada Yunus Emre Enstitüsü'nün hani genel çalışmalarına dönmek istiyorum da, hani siz Litvanya'da bulundunuz. Hı. Sadece Avrupa ülkelerinde mi, yoksa hani bir coğrafya sınırı var mı? Yunus Emre Enstitüsü'nün coğrafya sınırı yok. Japonya'dan, Tokyo'dan Arjantin'e kadar, Buenos Aires'e kadar, Amerika'ya kadar, Afrika'nın en güneydeki ülkesine kadar, Etiyopya'ya kadar, Katar'a kadar, dünyanın her yerinde yani temsilciler gönderiyor, üniversitelere hocalar, gücü yettiği yerlere temsilcilikler açılıyor. Yunus Emre merkezleri açılıyor. Bir başkan atıyor, bir bina kiralıyorlar, başkan atanıyor ve çeşitli 5-10 kişilik çalışma gruplarıyla Türk kültürü, kültürel diplomasi çalışmaları yürütülüyor. Fakat her yerde bu mümkün değil. Bazen böyle bizim gibi tek başına giden hocalar da oluyor. Bu çalışmalar da yürütülebiliyor. Veya zemin hazırlanıyor. En azından bir zemin etüdü yapılıyor. Yani elverişli mi değil mi? Fakat Litvanya bu anlamda değerlendirilmeli. Uzipus Cumhuriyeti bu. Evet. Vilnius Nehri'nin yanında biraz mizahi bir cumhuriyettir. 1997'de, 1 Nisan 97'de bazı sanatkarlar Uzipus Cumhuriyeti kurduklarını ilan etmişlerdir. 11 kişilik bir meclisi var. Anayasası bir var. Cumhurbaşkanı var, anayasası var. Her mevsim değişen bir bayrağı var. Sanatkarların toplandığı bir semt. Aslında çok ucuzmuş kiralar. Sanatkarlar orada toplanmışlar. Güçler oraya yatmış. Evet, yani. Nehrin öte yanı demek Uzipus. Vinneler'in yanında böyle güzel bir anayasası var. İzleyenler internetten bulup okuyabilirler. Evet Sayın Hocam, sohbet güzel olunca program süresi böyle hızlıca akıyor. Evet. Programda süresinin sonuna geldik artık. İsterseniz hani Litvanya özelinde Türk kültürünün yaşatılmasıyla ilgili son sözlerinizi alarak programımızı bitirelim. Yani kültürler arası diyalog şeyi artık devletimizin uhdesinde. Hocam bu yani, çok önemli. Yani kusura bakmayın, evet, sözünüzü bölüyorum. Program başından beri bu noktaya değiniyoruz. Tabii. Hakikaten bizim başımıza ne geldiyse, yani farklı eğilimleri olan, farklı amaçları olan şeylerle kendimizi tanıtmaya çalıştık biz. Devletimiz üniversite öğrencilerine çok ciddi Erasmus Avrupa Birliği kaynaklarından destek veriyor. Yani öğrenciler okumaya gidiyorlar. Ben üniversitede gittiğim zaman beni pek çok öğrenci gelip buldu Türkiye'den. Evet. Tabii, Türk öğrenciler geldiler. Erasmus'ta devletimiz göndermiş. Pek çok öğrenci, o kadar güzel oluyor ki yani sokakta işte Türk öğrencilerle karşılaşıyoruz. Bu çok ufuk açıcı bir şey. Gençlerimizin cesaret etmesi lazım. Oradaki üniversite olanaklarını değerlendirmesi lazım. Litvanya yaşaması ucuz bir ülke, rahat bir ülke aslında. Biraz coğrafya olarak uzak ve soğuk bir yer olarak görülebilir ama imkanları değerlendirilebilir bir ülke. Onlar bize, onları tanıdığımızdan daha çok tanıyorlar turizmden dolayı ve devletimizde bazı kültürel münasebetleri tabii halen devam ediyor. Büyükelçiliğimiz nezdinde çok iyi bir büyükelçilik heyeti var, evet, orada çalışıyorlar. Umuyorum bizim için Türk varlığı önemli bir de oradaki. Umuyorum bu Türk varlığının ve devam, İslam varlığının şeyi bize bir şey verir, bir, evet, bağlantı verir. Çünkü bize ihtiyaçları var onların. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet oldu. Belki hani çok bir noktaya değinemedik ama en azından Litvanya'daki Türk varlığına, Litvanya özelinden değindiniz. İşaret etmiş olalım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta Şehrin Fotoğrafları programında Üniversitesi öğretim üyesi Taner Namlı hocamızla Litvanya'daki Türk varlığını konuştuk. Bir dahaki hafta programımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.